Akaid derslerimize devam ediyoruz. 21. beyt. Feyensevnen ne'ime izâ ra'elhü. Hu Allah-u Teala'ya gitmektedir. Feyensevne unuturlar. O Müslümanlar neyi unuturlar? En-ne'ime nimetleri unuturlar. Ne zaman? İzâ ra'elhü. Allah-u Teala'yı gördükleri vakit. Gördükleri zaman, gördüklerinde. Feyâ husrâne ehlil i'tizâl. Mutezile'den bahsetmekte burada. Mutezile ehli. Ey Mutezile ehlinin hasreti. Neredesin? Gel diyor. Çünkü Mutezile mezhebine göre Allah-u Teala'yı ne diyelim, öteki alemde hiçbir insan göremeyecektir. Mutezile'nin inancı bu yöndedir. Oysa ehli sünnet bu şekilde düşünmemektedir. Bunun yanlış bir kanaat olduğunu belirtmektedir. Örneğin Ahmet bin Hanbel şöyle demiştir. Men gale, her kim derse inna Allahu Teala, muhakkak ki Yüce Allah la yura, görünmeyecektir, fil ahireti, ahirette görünmeyecektir diye her kim derse fekad kefara, muhakkak ki kafir olmuştur. Bunu taramıştık diye gösterebiliriz de. Ahmet bin Hanbel bu şekilde belirtmiştir bizlere. Nerede? Men gale, her kim derse İnna Allah Teala la yura fil ahireti fakat kefara aleyhi lanetullah, Allah'ın laneti üzerine olsun demektedir. Ve daha sonra bununla ilgili ayetler vardır. İşte vucuhu yevmeydin nazıra ila rabbiha nazıra kelle innehum an rabbim yevmeydin lemahcubun ayetleri bu konuya delil olarak getirilmiştir. İbn-i Leyla'nın da bu konuyla ilgili görüş mevcuttur. Lillezîne ehsenul husnâ ve ziyade. Ayetin tefsirine baktığımızda İbn-i Leyla şöyle demiştir. El husnâ nedir? Cennettir. Ve ziyade ise nedir? En nazaru ilâ vecihillâh, Allah'ın zatına, Allah'ın kendisine bakmaktır diye ifade etmiştir. Diğer alimler de aynı şeyleri belirtmiştir. Örneğin Malik bin Enes, "Ennâsu yenzurûne ilallâhi teâlâ yevmel kıyameti bi'eyyunihim" demiştir. "Ennâsu insanlar yenzurûne bakarlar ilallâhi Allah Teala'ya yevmel kıyameti kıyamet gününde neyle bakarlar? Bi'eyyunihim." Kendi gözleriyle bakarlar, yani onu görürler. Tabi İdris Şafii, yani İmam Şafii'nin de bu konuyla ilgili sözleri mevcuttur. Kelle innehum an rabbim yevmeydille mahcubun ayetine binaen o da ne demiştir? Bu ayet delalet etmektedir ki onun veli kulları, tüm herkes demiyor tabi, veli kulları kıyamet gününde yüzlerinde bulunan o gözleri var ya, o gözleriyle Allah-u Teala'yı göreceklerdir demiştir. Hemen bir akaid kitabından konuya göz atalım. Nesefi'ye baktığımızda Rü'yetullahi Teala caizetun fil akli vacibetun bin nakli. Rü'yetullah, Allah-u Teala'nın görünmesi caizetun, caizdir fil akli, akılda. Akıl yönünden caizdir yani. Allah kendisini göstermek isterse gösterir. Tamam. Vacibetun bin nakli. Nakil yoluyla gelen deliller de göstermektedir ki Allah-u Teala'yı görmek vaciptir. Yani görünecektir. Buna bir elverişlilikten öte kendisini göstereceği zaten belirtilmiştir. Fakat verade delilu sem'iyyu. Bu alanda, yani buna dair sem'i deliller varit olmuştur, gelmiştir. Sem'i deliller ne demektir? Nakli deliller. Yani akıldan üretilerek var olan şeyler değildir bunlar. Tabi konuyla ilgili hadiste mevcuttur. İnnekum seteravne rabbeküm yevmel kıyameti kema teravne hâzâ la tuzamune fi ru'yetihi. Bu alanda pek çok alimin görüşünü nakledebiliriz. İşte İbn Cerir Taberi, büyük müfessirler arasında meşhur olan bir zat. O da ne demiştir? Ennel mü'minine yaravne rabbehum. Müminler şüphesiz ki Rablerini göreceklerdir. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde, bebsarihim, gözleriyle. İşte İbn Hüzeyme de bu konuyla ilgili bir şeyler söylemiştir.
Hüzeyme Kitab-ı Tevhid'de Babu Zikril Beyani İnne rü'yetellahi rü'yetellahilleti yahtassu biha evliyauhu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde veli kullarının onu göreceğini söylemiştir. Vucuhu yevmeyizin nazra ila rabbiha nazra ayetini dile getirmiştir. Tabi devamında daha açık açık devam etmiştir. Ebu Cafer Tahavi, o da meşhur akidesinde, Tahavi akidesi meşhurdur. Orada yine konuyla ilgili bir şeyler söylenmiştir. Ve rü'yetu hakkun. Rü'yet haktır. Rü'yet yani Allah Teala'yı görmek haktır. Kim için? Li ehlil cenneti. Cennet ehli için. Cennete gidenler veya gidecek olanlar için. Haktır. Şüphesiz gerçekleşecektir. Bi gayri ihadatin ve la keyfiyetin. Keyf şekil demektir. Bir benzetilemeyecek bir şekli yok. İhata edilemeyecek. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de kendisinin Allah Teala'nın ihata edilemeyeceği belirtilmiştir. Yani bu zaten ayetle sabittir. İbn Şahin de eşhedü ennallah demiş. Eşhedü ben şahit ederim ennallaha azze ve celle muhakkak Allah Teala yura gözükecektir yevmel kıyameti kıyamet gününde demiştir. Ebu Osman Sabuni de yeşhedü ehli sünnet ennel müminine yaravne rabbehum. Allah Teala'nın gözükeceğini yine ifade etmiştir. Tabi bununla ilgili pek çok alim görüşünü nakledebiliriz. Ama asıl olan neydi? Vucuhu yevmeyizin nadıra ila rabbiha nadıra ve benzeri ayetler. Ve az önce okuduğumuz hadislerin hepsinin delalet ettiği ortak şey nedir? Allah Teala'nın kıyamet gününde hak edenler için gözükeceğidir. Oysa Mutezile mezhebi Allah Teala'nın gözükmeyeceğini iddia etmişti. 22. beyt ve ma in fi'lun aslah ziftirazin. Ma nafiye indi o şekilde ma in fi'lun hiçbir fiil değildir ne değildir? Aslahu ziftirazin. Uygun fiil yaratmak Allah Teala için mecbur değildir. Ve ma in fi'lun hiçbir fiil değildir. Ne değildir? Eslah mecburu değildir. Yani uygun olan fiil mecbur değildir. Ziftirazin. Şöyle diyebiliriz. Ma in fi'lun hiçbir fiil değildir. Nasıl fiil? Eslah uygun olan fiil. Düzgün, doğru, dürüst bir fiil değildir. Ne değildir? Ziftirazin. Mecburu değildir. Ne üzerine? Alel hadi, hidayet edici üzerine. Yani Allah Teala üzerine. Güzel olan, düzgün olan fiil yaratmak mecbur değildir. El hadi, el mukaddesi ve mukaddes olan. Zitteali, yüce olan. Yüce, mukaddes ve hidayet edici olan üzerine düzgün fiil yaratmak mecburi değildir. Yani buradan ne anlamalıyız? Allah Teala biz insanlar için olsun veya cinler için olsun en uygun olan şeyi yaratmak zorunda değildir. Çünkü Allah Teala hiçbir şeye mecbur değildir. Mecbur tutulamaz. La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. Ne demektir? O yaptığından dolayı sorgulanamaz. Mesul değildir. Fakat onlar yani insanlar sorgulanırlar. Allah Teala yaptığı şeyden dolayı hesaba çekilemez. Ama insanlar çekilebilir. Ve farzun farzdır, lazimun lazımdır. Ne? Tasdigu ruslin, rusl yani peygamberler, elçiler manasına geliyor. Peygamberleri tasdik etmek lazımdır, farzdır. Yani mecburidir. Peygamber diye bir şey vardır demek zorundayız. Ve daha neyi tasdik etmek lazımdır, farzdır? Emlakin, melekun emlakun. Melekün melek, emlak melekler demek. Ve emlakin ve melekleri de tasdik etmek lazımdır, farzdır. Ama öyle melekler ki bunlar. Kiramin bin nevali, nimetler ihsan edilmiş olan o kıymetli değerli melekleri. Sonuç olarak meleklerden bildiğimiz var, bilmediğimiz var. Ama ayet ile veya mütevatir hadis ile sabit olan meleklerin tasdiki nedir? Lazımdır, farzdır, mecburidir. Ve hatmur rusli ne demek? Rusul, rasulün müfret, rusulün cemi mükesser. Rusli
peygamberler demek. Hatm son demek. Peygamberlerin sonuncusu mis sadril mualla nebiyyün bir nebidir. Öyle nebidir ki haşimiyyün haşimidir. Yani o kabiledendir. Zü cemali cemal sahibidir. Güzellik sahibidir. Burada anlatılan şey den sonra sıra geliyor 25.'ye. İmamul enbiyai nebilerin imamı. Enbiya nebiyyün nebiyyani enbiya. Cem-i müşesser bir kalıp çoğul nebiler, peygamberler, elçiler manasına geliyor. Onların imamı yani önderi. Değil bir de işte fazilette önde olan yani en üstün peygamberden bahsediyor ki o da Hazreti Muhammed kastedilmekte. Evet, İmamul Enbiya'i bila ihtilafin yani bila ihtilafin ihtilafsız olarak nebilerin imamıdır ve daha nedir? Tacul Esfiya'i Esfiyaların da tacıdır. Bila ihtilafin yani bila ihtilafi evet burada yanlış yazılmış galiba. İhtilali yanlış değil. Bila ihtilali kargaşasız demek. Problemsiz, tartışmasız. Peygamberler arasında üstünlük olarak, üstünlük bakımından derece farkları vardır. Bunların en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 253. ayette Tilker rusulü fevzanna ba'dahum ala ba'd buyurulmaktadır. Tabi devamında bakmak gerekebilir. Minhum men kellemallahu ve rafa'a ba'dahum deracatin. Derecat, dereceler. Derecetün, derecatün. Allah Teala bu ayeti kerimede ne buyurmaktadır? İşte bu peygamberlerden bir kısmını değerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmıyla konuşmuş, bazılarını da derecelerle yükseltmiştir. Ayet-i kerimede böyle buyurulmakta. Tabi derecelerle yükseltilmiş olan Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem olduğu tefsirler ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de burada en üstün Hazreti Muhammed'dir denilmemekle birlikte pek çok hadis ve ayetler incelendiğinde ortaya çıkan sonuç onun daha üstün olduğudur. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Mesela Hazreti Muhammed'in peygamberliği bir kere sonuncu peygamberlik olması bakımından ne olmuştur? Bütün insanlığı kapsamaktadır. Diğer peygamberler ise belirli topluluklar için gönderilmişti. Bu bir kapsam farkıdır. Dolayısıyla peygamberimizin bir üstünlüğüne delil olarak bu kullanılmaktadır. Onun getirdiği din veya şeriat diyelim sonuncusu olması ve en mükemmeli olması onun da en mükemmel olduğuna işaret eder diye alimler söylemektedir. Bununla ilgili tabii pek çok kitaba bakılabilir. Ve bâgin şer'uhu onun şeriatı bakidir. Yani İslam şeriatı bakidir. Fî küllü vaktin her vakitte. Nereye dek? İlâ yevmil kıyameti kıyamet gününe dek. Ve irtihali yani vertihali irtihal edene dek, göç edene dek nereye? Kıyamete dek. Yani kıyamet gününe dek. Yani dünya yok olana dek şeriatı insanlar tarafından uyulması gereklidir. Bakidir. Ve hakkun haktır ne? Emru miracin, miraç durumu, miraç olayı, hadisesi haktır. Yani gerçekleşmiştir, vuku bulmuştur. Ve sidkun ve doğrudur bu. Fe fihi, onun hakkında vardır ne vardır? Nassu ahbarin evali. Çok sağlam haberler, deliller mevcuttur. İsra ile miraç farklı şeylerdir. Şimdi burada miraçtan bahsettik. Miraç ile İsra farklı şeyler. İsra kelimesi peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesini ifade eder. Miraç ise Mescid-i Aksa'dan peygamberimizin göklere yükselmesini ifade etmektedir. Buna göre İsra yani Subhanellezi esra bi'abdihi diye Kur'an-ı Kerim'de yer alan vakadan bahsediyoruz. İsra ayetle sabittir. Yani peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişi ayetle sabit. Bunu inkar eden direkt kafir olur. Ayetin reddi çünkü söz konusu. Miraç hadisesi ise
Mescid-i Aksa'da peygamberimizin göklere yükselmesini ifade etmektedir. Buna göre şerhe baktığımızda Alil-Kari ne demektir? Ne demektedir? Mi'racın Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadarki kısmı kitapla sabittir. Ayet var. Bunu inkar eden kafir olur. Mescid-i Aksa'dan semaya kadarki olan kısmı meşhur hadislerle sabittir. Bunu inkar eden bidatçı olacaktır. Semadan cennete arşa, maverayı aleme çıkış ise haberi ahad ile sabittir. Bunu inkar eden kişi kafir de olmaz, bidatçı da olmaz ama bu da bir yine nedir? Hatadır. Haberi ahad da olsa reddetmek doğru bir davranış değildir. Taftazani'nin de buna benzer şeyler söylediğini bilmekteyiz. Ve innel enbiyae muhakkak ki nebiler lefi emanin güvendedirler. Neyden güvendedirler? Aynı isyani. İsyandan güvendedirler. Emindirler yani. Bunlar isyan etmezler. Amden. Kasten etmezler. Ve izali. Ve azledilmekten. Yani yapacağı, insanın yapacağı bazı şeyler görevden azledilmesi, atılmasına neden olur. İşte peygamberlerin görevden atılmayı gerektirici bir şey yapmayacakları da yine bundan da neden bundan da yine korunmuşlardır. Emandadırlar, güvendedirler. Bununla ilgili kitaplarda pek çok bilgi bulabiliriz. Mesela peygamber dediğimiz şahsiyetler peygamber olduktan sonra mı İsyandan, günahtan korunmuşlardır. Yoksa bunlar peygamber olmadan önceki devrelerde de günah işlememişler midir? Eğer buna zelle mi denir diye bunlar yine tartışma konuları olmuştur. Bunlar daha ayrıntı konu olduğundan bunlara şu anlık girmiyoruz. 29. beyt ve ma kânet olmadı. Ne olmadı? Nebiyen nebi olmadı. Nebi ne olmadı? Kat'tu unsa asla kadın olmadı. Yani kadınlardan herhangi bir şahıs peygamber olarak görevlendirilmedi. Ve daha la abdun köle de olmadı. Yani bir köle peygamber olarak Allah tarafından görevlendirilmedi. Ve daha şahsun herhangi bir şahıs da peygamber olmadı ki o şahıs nasıl bir şahısmış? Zıftiali kötü fiil işleyen. Şahsun zıftiali kötü fiil işleyen şahıs demektir. Burada ne anlatıldı? Peygamberlerin erkeklerden olduğu, kölelerden olmadığı ve kötü fiil işleyenlerin peygamber seçilmediği belirtildi. Emali'nin şerhine baktığımız zaman, Ayyülkari tarafından yazılmış olana baktığımız zaman, Zıftiali'den bahsetmiş. Ne demiş? Kabih demiş. Ve rade bil iftiali iftalerine kastedilmiştir. Es-sihru. Sihir kastedildi. Sihir yapan birisi peygamber ilan edilmedi. Ve daha el-kizbu, yalan söyleyen birisi de yine peygamber seçilmedi diye belirtmiştir. Ve burada yine dikkatimizi çeken şey Unsa dedi. Kadınlardan peygamber olmadığı belirtilmiştir. Gale İbn-i Cemaat demiş. İşte mezhebu ehlil tahkik Ennez-zükûriyete şartun linnübüvveti. Peygamberlik için şarttır ne? Erkek olmak. Yani kimlerden peygamber seçilir? Bunun şartları vardır. Alt alta maddeleri sıraladığımız zaman bu kişinin erkek olması şarttır demiştir. Tahkik ehlinden bir kısım böyle demiştir. Ama hilafel eş'ari. Eş'ari ise böyle dememiştir. Eş'ariye göre kadın erkek olması mecburi değildir. Sonra Kurtubi de işte bu şartlardan benzer şartlar sayar ama bunlar ek olarak hürriyeti ele alır. Hürriyet de bir şarttır der. Çünkü kölelik nedir? Eserül küfür demiş. Ve ademül kizbi. Sümme gale vaka'el ihtilaf. İhtilaf vaki oldu. Fi vuku nübüvvet konusunda. Ama hangi kadın? Erba'in isve diyor. Dört kadın üzerinde. Bunlar peygamber mi değil mi diye bir ihtilaf meydana gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Meryem, diğeri Asiye'dir. İşte Hacer vardır. Birkaç kadın hakkında böyle bir tartışma meydana gelmiştir. Ama kabul edilen görüşe göre yani çoğunluğa göre bunlar peygamber değildir. Ve Zülkarneyn
Lem yu'raf nebiyyen, nebi olarak bilinmedi, tanınmadı. Keza aynı şekilde yine peygamber olarak bilinmedi kim? Lukmanu, Lukman. Yani Lokman. Fahzer en cidali. Bu konuları tartışmaktan kendini muhafaza et. Tabii kendini koru diyor ama Alülkari'ye baktığımız zaman ne diyor? Delillerin işaret ettiğine göre bunlar peygamber değildir diyor. Bununla ilgili yine pek çok akaid kitabında görüş aktarılmıştır. Fazla ayrıntıya girmenin gereği yok. Peygamber olarak tanınmamışlardır. Üzerlerinde tartışma vardır. Biz bu tartışmalara, ihtilaflara girmeyelim. Bu konuda tartışmaktan kendimizi muhafaza edelim diyerek konuyu tamamlayalım.